Zaman ile ilgili temel kavramlar ontolojik ve gramatikal zaman olmak üzere iki şekilde ele alınır. Bir başka ayrım ise mutlak zaman ve göreceli zamandır. Gramatikal zamanın belirlenmesinde konuşma zamanı ve eylem zamanı yanı sıra bağlam tarafından verilen ikincil bir gösterim merkezi bulunur. Bu ikinci gösterim merkezine ise referans zamanı denir. Türkçede zaman sınıflamaları temelde geçmiş, şimdiki, gelecek ve anaforik zaman olarak sınıflanır. Türkçede kiplik konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumunu ifade ederken kip kipliğin ifadesini sağlayan eklerdir. Türkçede ayrıca yordu, yormuş, yorsa gibi biçim birimlerle ifade edilen birleşik çekimler mevcuttur. Bunlara örnek geliyordu, geliyormuş ve geliyorsa verilebilir. Bu program zaman, görünüş, kılınış, kip, kanıtsallık anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra zamanla ilgili temel kavramlar nelerdir? Türkçenin görünüş sistemi nedir? Kip kavramı nedir? Fiil çekimleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Zaman en temel haliyle ontolojik ve gramatikal zaman olarak ele alınır. Ontolojik zaman eylemlerin gerçekleştiği, tecrübe ettiğimiz, algıladığımız, yaşadığımız zamandır. Gramatikal zaman ise olayların zaman sırasını ifade etmek için bazı dil araçlarıyla anlattığımız dilsel zamanı ifade eder. Zaman için yapılan bir başka ayrım ise mutlak ve göreceli zaman ayrımıdır. Bu ayrım gramatikal zamanla ilgilidir. Bir eylemin geçmiş şimdiki ya da gelecek zaman dilimlerinden hangisinde gerçekleştiğini belirlemek ve ifade edebilmek için belirli bir gösterim merkezine ihtiyacı vardır. Birincil gösterim merkezi konuşma anıdır. Yani ölçüt alınan nokta şimdi ve burasıdır. Eylem zamanı şimdi ve burayı ölçüt alarak bildirildiğinde mutlak zamanı ifade eder. Göreceli zaman ise zaman eksenine ve konuşma anına göre değil bağlam tarafından belirlenen bir başka zaman noktasına göre konumlanır. Örneğin, sen geldiğinde Ali gitmişti cümlesinde eylem zamanının belirlenebilmesi için konuşma anı dışında sen geldiğinde ile ifade edilen ikinci bir gösterim merkezine daha ihtiyaç duyulur. Bu anlamda şimdi ve burayı ifade eden gösterim merkezi konuşma zamanı iken sen geldiğinde örneğinde olduğu gibi ikinci bir gösterim zamanına referans zamanı denir. Türkçe'de zaman sınıflamaları temelde geçmiş, şimdiki, gelecek ve anaforik zaman başlıkları altında ele alınabilir. Türkçe'de mutlak geçmiş zamanı bildiren biçim birimler di ve miştir. Bu biçim birimler eylemin konuşma anından önce gerçekleştiğini bildirir. Di ve miş biçim birimleri kanıtsallık kategorisi bakımından farklı değerlere işaret eder. Kanıtsallık, konuşurun cümlesinde ifade ettiği bilgiyi hangi kaynaklardan elde ettiğini gösteren, bilginin kaynağına göndermede bulunan bir dil bilimsel kategoridir. Türkçe'de di biçim birimi konuşurun eylemi doğrudan gözlemlediği ya da bir gerçeklik olarak sunduğunu ifade eder. Örneğin, Hande dün kardeşiyle bize geldi. Cümlesinde konuşurun bizzat şahit olduğu, eylemi doğrudan gözlemlediği görülür. Türkiye İstatistik Kurumu 1926 yılında kuruldu cümlesinde ise eylem konuşur tarafından görülmemiş ancak bir gerçeklik olarak ifade edilmiştir. Miş ile ifade edilen geçmişte ise konuşurun anlattığı eyleme dair bilgiyi edinme biçimi dolaylıdır. Konuşur bilgiyi başkasından duymuş olabilir. Duyularıyla elde etmiş olabilir ya da tecrübeleriyle mantıksal çıkarım yapmış olabilir. Örneğin okul tatil edilmiş cümlesinde konuşur bilgiyi başkasından almış olabilir yağmur yağmış cümlesinde duyularıyla algılamış, yanlış bir karar vermişim cümlesinde ise mantıksal bir çıkarım yapmıştır. Ayrıca miş biçim birimi masal anlatımlarında da sıkça kullanılır. Türkçe'de şimdiki zamanı işaret eden biçim birimler yor, makta ve irdir. Yor biçim birimi düzenli olarak gerçekleşen eylemleri, alışkanlıkları ve planlanmış gelecek eylemlerini de anlatır. Makta biçim birimi konuşma dilinden çok yazı dilini yansıtır. Diğer iki biçim birime kıyasla şimdiki zaman dışı kullanımlara daha kapalıdır. İr biçim birimi bazı kaynaklarda geniş zaman olarak da geçer ve genel şimdiki zamanı anlatır. Genel doğruların, alışkanlıkların, düzenli olarak gerçekleşen eylemlerin ifadesi için uygundur. Ayrıca varsayım, tahmin ve plansız geleceği anlatmak için de kullanılır. Türkçe'de gelecek zaman ecek biçim birimiyle ifade edilir. Eylemin konuşma anından sonra gerçekleşeceğini ifade eden cümlelerde plan, tasarı ve istekleri ifade edebilir. Haftaya sınavlarımız başlayacak, önümüzdeki ay Ankara'ya gideceğiz, ders çalışacağım, toplantı iki buçukta başlayacak cümleleri gelecek zamanı örnektir. Dillerde var olan bütün zamanlar konuşma, eylem ve referans zamanı üçgeninde çözümlenemeyebilir. Bu tür kullanımlara çeşitli çalışmalarda zaman ya da anlam kayması gibi isimler de verilir. Bu tür zaman ifadeleri anaforik zamanlar başlığı altında incelenir. Anaforik zaman diğer zaman ifadelerinden farklı olarak bura ve şimdi ya da onu temsil eden ikinci bir gösterim noktasına göre konumlanamaz. Konumlandırılmak istendiğinde ise ifade geçmiş zamana yaklaşır. Örneğin Devrim büyük bestecisi Hacı Arif Bey şarkıyı duyduğunda takdir ve teşvikini esirgemiyor. Atatürk de 1936'dan sonraki konuşmalarında uydurma kelimeleri bırakarak normal Türkçe'yi kullanır ve tavrını açıkça belli eder. Cümleleri anoforik zamana işaret eder. Görünüş, kalınış üzerinde işlem yapan ve onu belirli bakış açılarıyla görünür hale getiren dil bilimsel kategoridir. Örneğin Ayşe geliyordu cümlesi geçmiş zaman anlatmasına karşın eylemin tamamlanmış olduğuna dair bir bilgi içermez. Zaman kavramıyla açıklanamayan bu olgu görünüş kategorisinin konusudur. Kılınış ise eylemin zamansal iç yapısı ve evrelerini konu alır. Kılınış, eylemin iç yapısı ve eylemin ortaya çıkış, meydana geliş ve son buluş evreleriyle ilgili olduğundan doğal bir zamansal karakter taşır. Eylemler kılınışlarına göre dönüşümlü ve dönüşümsüz olarak ikiye ayrılır. Dönüşümlü eylemler doğal bir dönüşüm evresine sahipken dönüşümsüz eylemlerde bu tür bir dönüşüm evresi bulunmaz. Eylemin kılınışını çeşitli şekillerde görünür hale getiren görünüşsel bakış açısı değerleri vardır. Fiil çekimine gelen eklerle ifade edilen bu bakış açıları sınıra duyarlı ve sınıra duyarlı olmayan bakış açıları olarak iki kategoride sınıflanır. Sınıra duyarlı bakış açıları eylemleri başlangıç ve bitiş sınırıyla ilişkili olarak izleme imkanı sunarken sınıra duyarlı olmayan bakış açıları eylemi herhangi bir sınırına ya da evresine vurgu yapmadan bir bütün olarak sunar. Sınıra duyarlı bakış açıları sınırlar arası bakış, sınır sonrası bakış ve sınır öncesi bakıştan oluşur. Sınıra duyarlı olmayan bakış ise öngörüllük ve bitmişlik olarak ikiye ayrılır kiplik konuşurun bilginin gerçekliğine dair tutumunu, inançlarını, ayrıca yükümlülüklerini, isteklerini, dileklerini, yeterliliklerini ifade eden anlamsal bir kategoridir. Kip ise kipliğin ifadesini sağlayan biçimsel açıdan gramatikalleşmiş morfolojik işaretleyiciler yani eklerdir ve fiil çekim kategorisiyle ifade edilir. Bir başka ifadeyle kiplik anlamsal Kip ise biçim birimsel bir kategoridir. Kipler bilgi ve eylem kipliği olarak iki kategoride değerlendirilir. Bilgi kipliği olasılıkları, varsayımları, önermeleri yansıtır. Örneğin, belki de mektubu o göndermiştir. Oturmuş, televizyon izliyordur cümleleri bilgi kipini ifade eder. Eylem kipliği kendi içinde yükümlülük ve dinamik kiplik olarak ikiye ayrılır yükümlülük kipliğinde konuşuru harekete geçiren koşullar dış etkenlerden, dinamik kiplikte konuşuru harekete geçiren eylemler iç dinamiklerle ilgilidir. Yükümlülük kipliği kendi içinde emir, gereklilik ve izin kipliğine ayrılır. Dinamik kiplik ise istek, gönüllük, dilek ve yeterlik kipliklerini kapsar. Zaman sınıflamaları ontolojik ve gramatikal zaman ile mutlak ve göreceli zaman gibi farklı kategorilerde ele alınabilir. Türkçe'de zaman sınıflamaları ise geçmiş, şimdiki, gelecek ve anaforik zaman olarak dört grupta incelenir. Geçmiş zaman biçim birimleri di ve miştir. Türkçe'de şimdiki zamanı işaret eden biçim birimler yor, makta ve irdir. Türkçe'de gelecek zaman ecek biçim birimiyle ifade edilir. Anaforik zaman ise diğer zaman ifadelerinden farklı olarak bura ve şimdi ya da onu temsil eden ikinci bir gösterim noktasına göre konumlanamaz. Görünüş, kılınış üzerinde işlem yapan ve onu belirli bakış açılarıyla görünür hale getiren dil bilimsel kategoridir. Kılınış ise eylemin zamansal iç yapısı ve evrelerini konu alır. Türkçe'de kipler bilgi ve eylem kipi olarak ikiye ayrılır. Eylem kipi ise kendi içinde yükümlülük ve dinamik kiplik şeklinde ikiye ayrılır. Bu programda zamanla ilgili temel kavramlar nelerdir? Türkçenin görünüş sistemi nedir? Kip kavramı nedir? Fiil çekimleri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Türkçe Biçim Bilgisi kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.